Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, da Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönüm münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Erbaş, mesajında kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle yad ederek, Çanakkale Zaferi'nin milletçe kenetlendiğinde, sabır ve kararlılıkla mücadele edildiğinde tüm zorlukların üstesinden gelindiğinin göstergesi olduğunu vurguladı. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Dr. Ali Erbaş, Şanlı Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Başkan Erbaş, Çanakkale Zaferi'nin bedenlerini ümmetin harimi İsmetine siper eden bir neslin zaferi olduğunu altını çizdi. Bugün aziz milletimizin inancı, vatanı ve değerleri uğruna şanlı bir direnişle tarihinin büyük kahramanlık destanlarından birini yazdığı Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümüdür. Çanakkale, mukaddesat için mücadele etmeyi en büyük görev ve gerekirse bu yolda şehit olmayı en yüce mertebe bilen ve gencecik bedenlerini ümmetin harimi ismetine siper eden bir neslin zaferidir. Çanakkale sadece bir coğrafyanın değil, yüce bir inancın, nebebi bir ahlakın ve insanlığın umudu bir medeniyetin müdafasıdır. Yemen'den Kosova'ya, Bağdat'tan Saraybosna'ya, Türk, Arnavut, Kürt, Arap, Boşnak ve daha birçok ırka mensup Müslümanların bir vücudun azaları gibi birbirlerinin acılarını hissettikleri, bir tarağın dişleri gibi omuz omuza mücadele ederek yan yana şehit düştükleri asil ve onurlu bir direniştir. Erbaş Çanakkale'nin Merhametin Savaşı yendiği yer olduğunu vurguladı. Çanakkale maddi ve manevi bütün varlığını taarruza etmek üzere gelen ordulara göğsünü siper eden Mehmetçiğin yaralı düşman askerlerine gösterdiği yardım ve şefkatle tarihe geçecek bir ahlakı temsil ettiği ve böylece merhametin savaşı yendiği yerdir. Aynı zamanda Çanakkale, çalışmak, bilimde, teknikte, hukukta zamanın en iyisi olmak ve büyük hedeflerini gerçekleştirmek adına nesillerimiz için en büyük azim, ilham ve şuur kaynağıdır. Dolayısıyla bu coğrafyada bir asır önce niçin ve nasıl bir istiklal mücadelesinin yapıldığını nesillerimizin zihinlerine ve gönüllerine nakşetmek bizim en önemli görevlerimizdendir. Çanakkale Zaferi'nin azim ve sabırla milletçe birlik olunduğunda her türlü zorluğun üzerinden gelineceğinin en büyük göstergesi olduğunu belirtti. Önemli ifade etmeliyim ki Çanakkale milletçe kenetlendiğimizde, azim, sabır ve kararlılıkla mücadele ettiğimizde bütün zorlukların üstesinden geleceğimizin de en açık göstergesidir. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu, Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale'nin ve istiklal mücadelesinin bütün kahramanlarını şükran ve minnetle yad ediyorum. Geçmişten bugüne dinimiz, vatanımız, milletimiz, ezan ve bayrağımız, istiklal ve istikbalimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimize ve ahireti irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün de ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizde barış ve selametin temini için gayret gösteren kahraman güvenlik güçlerimize nusretiyle ve kudretiyle yardım etmesini, aziz milletimizi ilelebet payidar kılmasını yüce Rabbim'den niyaz ediyorum.